Günümüzde kültür sadece yazılarla ya da sözlerle üretilmez, aynı zamanda imgelerle ve görüntülerle meydana gelir. Ve yolda yürürken etrafımızda gördüğümüz bütün imgeler bizim aslında görsel kültürümüzü oluşturur. Ve bu imgeler sanatçılar tarafından, tasarımcılar tarafından, zanaatkarlar tarafından üretilir ve toplumla bir araya getirilir. Bu hem televizyonda üretilen hareketli imgeler, fotoğrafik imgeler, afiş, poster gibi, animasyon, çizgi film gibi farklı araçlarla meydana getirilmiş imgeler aslında hepimizin etrafında. Bazen dikkat ederiz ama bazen dikkat etmeyiz. Benim izleyicilere en önemli tavsiyelerimden bir tanesi yolda yürürken etraflarına daha dikkatlice bakmaları. Etraflarını sarmalayan bu imgelerle nasıl bir iletişime geçiyorlar? Bu imgeler onlara neyi çağrıştırıyor? Bunu sorgulamalılar. Bence önce görsel nedir diye bir soru sormak gerekir görsel kültürü tanımlarken. Görsel aslında görülebilen her şeydir. Ama görsel üretmek için bir takım iletişimsel, araçsal, işlevsel sistemlere ihtiyaç vardır. Ve bunları üreten kişiler, imgeleri üreten kişilerdir. Yani az önce bahsettiğim sanatçılar, tasarımcılar, zanaatkarlar ve buna benzer insanlar. Zaten imge dediğimiz şey de zihinde tasarladığımız hayal ürünü olan şeydir. İmgeyi iki boyutlu düzleme ya da üç boyutlu hale getiren şey işte bu zihinde tasarlanan hayalin bir takım araçlarla üretilmesidir. Ve aynı zamanda toplumla buluşturulmasıdır. Görsel kültürde var olan imgeler, bu size bahsettiğim hareketli imgeler, fotoğrafik imgeler, bunların hepsi aslında toplumsal anlamları olan, ideolojik, politik anlamları olan mesajlar içerir. Ve toplumların inşasında günümüzde görsel kültür çok önemli bir yer ediniyor. Neden toplumsal bir mana içerir ya da neden ideolojik, politik bir mana içerir? Çünkü düşünsenize zulüm fotoğraflarına baktığımızda aslında sadece acı, şiddet görmeyiz. Onun arkasındaki idari, politik ve ideolojik temsilleri de görürüz. İşte bu yüzden toplumsal, politik ve kültürel temsilleri içerir. Günümüzde tabii üretilen görsel kültür imgeleri ve görsel kültürün içeriğini oluşturan birçok şey görsel teknolojilerle de doğru orantılı. Örneğin modernizmi temsil eden fotoğraf analog teknolojisinde yani mekanik bir araç aracılığıyla film düzlemine aktarılan fotoğraf günümüzde dijitalleşti ve dijital bir hale geldi ve çok daha kısa sürede üretilebilir. Kısa sürede tüketilebilir, kısa sürede paylaşılabilir hale geldi. Doğal olarak görsel kültür ve üretilen her şey kendi teknolojisini hem yaratıyor, kendi teknolojisini dönüştürüyor ve kendi teknolojisini de toplumlara mal ediyor. Biz insanlar içinde doğduğumuz kültürün, toplumun özelliklerini kendimize entegre ediyoruz. Yani aslında toplumla, aileyle, kültürle birlikte şekilleniyoruz. Ve görsel kültürü aslında inşa eden şey de bizim o kültürel değerlerimiz, yerel unsurlarımız, teknoloji üretim biçimimiz, teknolojiyi kullanma biçimimiz. Ve bu sebeple aslında görsel kültür gündelik yaşamın bir parçası değil, aksine görsel kültür gündelik yaşamın tam kendisi. Alışveriş merkezlerinde, televizyonlarda, sinemada, modada ya da aklınıza gelebilecek her yerde karşımıza çıkan imgelerle birlikte aslında gündelik yaşamımızı planlıyoruz, tasarlıyoruz ya da gündelik yaşamımızı anlamlandırıyoruz. Yani sinemaya gittiğimizde de aslında hareketli imgeler bizim zihnimizde bambaşka anlamlar üretiyor. Ya da bir kitap okuduğumuzda oradaki bir görsel ya da kitap kapağının tasarımı o kitabın neyle ilgili olduğunu bize anlatıyor. Ya da sosyal sorumlulukla ilgili ya da hayvan hakları ile ilgili gördüğümüz bir afiş bizi harekete geçirebiliyor. O yüzden görsel kültür ve onun için üretilen bütün imgeler görsel mesajları içinde barındırıyor. Bu sebeple arkasında dediğim gibi ideolojik ve politik çok ciddi bir anlam inşası var. Bu anlam inşasını aslında nasıl baktığımız değil, nasıl gördüğümüz şekillendiriyor. Çünkü sadece imgeleri üreten, yani görsel kültürü görsel kültür yapan imgeleri üretenler bir mesajla size bu imgeleri gösteriyorlar ya da sergiliyorlar. Bir de başka bir tarafı var. Biz bu görsel mesajları nasıl içselleştiriyoruz, nasıl anlıyoruz? Bunun en önemli kriterlerinden bir tanesi bizim hayata bakışımız, aile bireylerimiz, aile kültürümüz, kültürel sermayemiz, okuduğumuz okullar, geldiğimiz sınıf, yaptığımız iş, bunların hepsi aslında bu mesajları nasıl anlamlandırdığımızı belirliyor. Bu nedenle görsel kültür dediğimiz şey aslında sizin gündelik yaşamınızın içinde. Benim en büyük tavsiyem yolda yürürken etrafınıza dikkatlice bakın ve bu imgelerin ne anlam ifade ettiğini kendinize bir kez sorun.